3 Ekim, 9 Ekim sevgili takipçilerim, güzel ailem, hoş geldiniz. Yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Sizlerle birlikte yavaş yavaş büyüyoruz. 3 Ekim artık Merkür'ün biraz daha rahat geçişine doğru ilerlerken unutmayın, 23 Ekim ayı bizim için hem güneş tutulması hem de Mars'ın retro oluşunu gerçekleştirecek sevgili koçlar. Aceleci tavırlar ve kendinize ait noktaları daha doğru kontrol etmeniz gerekiyor. Bilinçli hareket ederek yapacağınız her proje, her iş sizin için doğru adım. Hem 2023'ün sistemini kurmuş olacaksınız bu hafta, hem de kendinize ait alanları daha rahat bir şekilde belirleyeceksiniz. Şöyle diyeyim, konumunuzla ilgili belirsiz gördüğünüz ve sizi rahatsız eden birçok noktaya veda etmek, kendinize ait hissetmediğiniz her alanı yavaş yavaş hayatınızdan çıkartarak kendi bilincinize varmayı gösterecek. Özellikle kurumsaldan farklı bir kurumsal beklentiniz varsa, çok yakın geçmiş bir iş çevrenizdeki insanın getireceği destek size mutluluk ve keyif verecek. Aynı şekilde devlette çalışıyorsanız seyahatlerle ilgili bağlantılarımız ve akademik olarak da kariyer hayatımızla ilgili net kararlar vereceğimiz bir hafta, size hem bilinçli hem de kendinize ait sistemleri 2023'ün altyapısını daha değerli şekilde oturtmanıza yardımcı olacak. Bu ara ortaklı işler alanında kendimizi büyütmek, farklı alanlara geçmek ve ihracat, üretim alanlarına merakınız varsa doğru ortakla yollayacağınız bir iletişim size ayrı bir güven sağlayacak. Neye dikkat etmemiz lazım? İş sahamızda kime güveniriz, kime güvenmeyiz? Bu listeyi kurmamız lazım. Ve parasal dengemizi kuruşu kuruşuna da biriktirmeye çalıştığınız birçok noktanın ferahlığını tadacak. Yani para yavaş yavaş size verimliliğe doğru gelecek. Bu ara ailece kendi iş alanınızı değiştirmek, farklı bir alan düşünceniz ve toprak tarım alanıyla ilgilenmek istiyorsanız gözünüzü kapatın. Bu noktada doğru karar ve gideceğiniz ve alacağınız toprak sizin için hem verimli hem de daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Eğer ki devlet memuru, askeri alanda devlet memuru, yani silah ya da bir noktada görev yapan sevgili devlet memurlarına şunu demek istiyorum. Tayin ya da atama konularınızda zorlanma, mecburi hizmette yaşayacağınız krizlere de açık olmanız gerekiyor. Büyük bir finans alanı ya da devamlı rakamlarla uğraşıyorsanız, bu hafta kazançlarınızla ilgili ve primlerinizle ilgili noktayı daha net belirleyeceğiniz ve kendini ispatlamak adına çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Sevgili koçlar, özellikle de artık ben özgürüm ve yurt dışı ile ilgili evraklarım ve çözülmesini istediğiniz birçok noktada da kendinizi altyapısını kurarak yolculuklarla ilgili planımızla ilgili olumsuz gördüğünüz her nokta aydınlığa kavuşacak. Yani siz bilinçlenmeye ve doğru noktaları göreceksiniz ki unutmayın, Ekim ayı hem güneş tutulması hem de Mars'ın geri hareketiyle birlikte, yani 23'ünden sonra bu tarz yoğunluklarımızı şimdiden bu altyapıyı kuralım. Yeni ilişkiler ve yeni aşk enerjinizin daha fazla yoğun olacağı, eski ilişkilerimizle alakalı da kendi içimizdeki yaşadığımız hesaplaşmalarla ilgili kendimize daha mutlu edeceğimiz adımlar yaratacağız. Geçmişi komple kapatıp kendimize ait doğru adımları görmeye başlayacağız. Evet, ilişkinizdeki ciddiyetsiz düşündüğünüz ve asla olmaz dediğimiz kişiyle birlikte yol alarak kendimize ait planladığımız hayat arkadaşlığımıza da adımları, aileyle tanıştırmak, kendi noktamızı daha noktada belirlemeyeceğimiz döngülere doğru gidiyorsunuz. Ama evli ve çalışan çiftlerde özellikle bu ara hem hanımınızın hem de sizin işleriyle ilgili yaşadığı krizler çok daha çalışma ekip arkadaşlarımız arasındaki soğuk rüzgarları temkin edecek. Mümkün olduğu kadar eve ve çocuklara bunu yansıtmamamız gerekiyor. Ani mal satmak ya da kiraya çıkmak gibi fikri olan sevgili koçlar için doğru bir hafta, doğru ve doğru bir anahtarın mutluluğu da sizin elinizde. Yalnız sevgili ev hanımları, evde çok fazla dağınık bir süreç var. Evin enerjisini azaltmayı düşünüyorsunuz ama eşya üstüne eşya, nereden başlayacağını bilmiyorsunuz. İlk önceki kıyafetler, kullanmadığımız eşyalar ve çocuklarınıza ait kullanılmayan eşyaları bağış yaparak güzel bir başlangıç yapabiliriz diyorum. Bu da evinizi daha sakinleştirme dönemi. Özellikle de uzun süredir giderlerinizle alakalı koku problemi varsa sevgili ev hanımları, artık bu hafta bunları çözmemiz lazım. Hem kışa hazırlık hem de daha hijyen bir evreye geçiş sağlayın. Boşanma fikri olan sevgili koçlarda geri adımlar söz konusu olsa da
mutsuz bir düzene ne kadar bir de adım atsanız da her iki tarafta söz şiddeti var. Bunu iyileştirmeden bu düzene adım atmak yanlış olur. Bir de miraslı konularımız, geçmişe ait çözemediğimiz birçok noktada da bu hafta belirlenecek süreçlerimiz var. Yani aslında siz belirleyici haftaya girdiniz ve bu hafta size daha net süreçlerin sağlanacağı gözüküyor. Evet, yeni aşk, yeni heyecanlar içerisinde olmayak, değer görmek psikolojisinde olan sevgili koçlar, değeri en iyi şekilde alacaksınız. Değer vermeyi unutmayın lütfen. Bu ara çocuklarınızla ilgili ufak tefek eğitim konuları, kurs aldırma ya da dersleriyle ilgili eksik noktalarını belirleyeceksiniz. Çocuklarımızın altyapısına biraz daha önem verelim. Evde oturan sevgili ev hanımları, kendinizi geliştirecek çok daha güzel noktalar var. Yani güzel kurslara başlayarak yabancı dil eğitimi alabilir, nakış kursuna gidebilirsiniz. Çünkü evdeki insanlara sarıyorsunuz ve sarmayı bırakın, size iyi gelecek diyorum. Sağlık olarak özellikle bu hafta saç ve egzama durumlarımız ve alerjik kaşıntılarımız ve geniz eti sıkıntımız söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Bu arada araç değiştirmeyi düşünenler biraz daha sabırlı olursa sevinirim. Sevgiyle kalın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, güzel yorumlarınıza okuyorum tek tek, merak etmeyin. Yorum yapmayanlara da çok kızıyorum. Çünkü ben herkese yorumlarına beğeni yapıyorum. Bol bol yorum istiyorum, beğeni istiyorum. Sevgili boğalar, özellikle kendi hayatımızla alakalı, aile, kardeş, bütün yakın aile bağlarımızla alakalı daha iyi ve ılımlı süreçler yaşayacağız. Daha ruhumuzu okşayacak, sevgiyi daha doğru ifade edeceğiz. Yanlışlıkları görerek iyileştirme haftamız olacak ve kendi alanımızı daha sağlam diyaloglarda oluşturacağız. Yani kendi alanınız derken işle alakalı, kendinizi güvensiz hissettiğiniz noktada daha sağlam ekiple çalışmak, bulunan hakkınızı sunulacak renkte daha keyifli tadacağınız bir hafta. Yani üst düzey kurumunuz ya da ekip arkadaşlarınızın size ünvanla ilgili güzel teklifleri var, değerlendirmenizi öneriyorum. Uzun süredir kendinize ait iş kurmak, alanınızda büyümek ve planladığınız noktaların altyapısını doğru ortaklarla çözeceğiniz bir hafta. Yani yapmak istediğiniz işte bir başarısızlık yok. Cesaretinizi toparlayın ve bu toparlanmayla birlikte hem para kazancımız hem de sistemimizi çok rahat bir şekilde toparlayacağız. Özellikle de kurumsalda çalışıyorsanız kendi ekip arkadaşlarınızla farklı projelerde yer alacaksınız ve yurt dışı, şehir dışı bağlantılarınızda ekstra güveniniz ön plana çıkacak ama sizi kıskanan, sizi aşağı çekmek isteyen birçok insana da dikkatli gözle bakmanızı istiyorum. Çünkü güvendiğiniz insanlar biraz hırslı insanlar. Siz hırsınızı yansıtmıyorsunuz. Artık siz de hırs yansıtma zamanı gerektiğini düşünüyorum. Bu ara yeni farklı alanlara geçmek ya da yurt dışı ile ilgili iş, sistem kurmak isteyen sevgili boğalar için şunu demek istiyorum. Evet, 3 Ekim artık Mars, Merkür'ün kendi içindeki vedası, sakinleşmesi ama 23 Ekim itibariyle güneş tutulması ve 23 Ekim'den sonra da Mars'ın geri hareketi başlayacak. Para hesaplarımızı daha dikkatli kontrol edeceğiz ve aynı şekilde Kasım ve Aralık sizin için daha mucizelere renk katacak ve 2023'ün altyapısını oturtacaksınız. Yani hedeflediğiniz birçok alanı not alarak kendinize dizayn ve sistem kurmanız lazım. Nerede olursanız olsun, küçücük bir çay dükkanınız da olsa önemli değil. Siz ışığınız ve renginiz tekrar yerine gelecek. Eğer ki farklı bir kurumsalda beklediğiniz toplantı ya da bunlarla ilgili mail görüşmelerinizde biraz olumsuz gitse de üstüne gitmenizi ve oradaki hedefinize ulaşmanız için alternatif kişiler devreye koymanız lazım. Devlet alanında çalışıyorsanız biraz daha sakinleyin ama evrak koşturmanın verdiği bir stres, odaklanamama sıkıntınız olabilir. Bunu bu hafta atalım çünkü daha sonra daha zorlu bir süreçler var. Bol bol beyninizi dinlendirecek ceviz olabilir, doğru uyku olabilir. Bu size iyi geleceğini düşünüyorum. Evet, bu arada yakın dostunuzla planladığınız bir iş seyahati ya da rehberlik üzerine yaptığınız projeleriniz varsa, turist rehberliği ya da organizasyon sistemleriyle alakalı işleriniz varsa çok yoğun geçecek bir hafta. Yeni anlaşmalar, yenilikler size ayrı bir renk katacak. Eğer ki uzun süredir iş mahkemeniz ve çözemediğiniz noktalarla ilgili de doğru ilerleyecek görüşmeler ve bu görüşmeler sonucu
başvurucu iş iadeniz ya da devletle ilgili yaşadığınız krizleri daha rahat anlatabileceğiniz ifadesi var gözüküyor. Yalnız sevgili boğalar, aileyle alakalı değer vermeyi ve doğru zaman ayırmanızı isterken özel hayatınızda kırıcılık, incitme tavırlarınız ve karşı tarafı dinlememe, bu hem ilişkiniz hem evliliğiniz için geçerli, biraz daha sert ifadeniz var. Burayı daha sakin bir şekilde yumuşatırsak evliliğinizle ilgili sorunları ve ilişkiyle alakalı daha kör noktayı görmenize yardımcı olacak. Aşk konusunda yaralı ve kalbi kırılan sevgili boğalar, biraz daha sakinlik içerisindesiniz ama alternatif teklifler, tanıştırmalar, sosyal ağlardan gelecek güzel enerjiler var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Bu arada evli çiftlerimizle alakalı yaşanan sorunların biteceği ve kendinizi daha doğru ifade etsek de takıntı ve güven problemi, aldatılma korkusundan dolayı ilişkiye doğru sevgiyi yansıtamıyorsunuz. Bir ilişki terapisti daha doğru bir süreç sağlayacak sizin için. Haritanızın notlarını almışım, onları da okuyorum. Sevgili boğalar, özellikle de evlenmeyi düşünüyorsanız acele ediyorsunuz. Hayatınızdaki insanın içinizdeki bazı şeyler ona soru işareti içerisinde. Biraz daha bu ilişkiyi bekletelim ki doğru adım atalım. Her iki tarafta incinmesin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin gebelik dönemi ya da sizin çocuk kararıyla alakalı noktada kararsızlıklar söz konusu olacak ama haneye bu karar doğrudur ve bereketli olacak. Ev satışı ile ilgili düşünceleriniz olumsuz değil. Doğru insanı bulup satmanız ve doğru değerinde satmanız olumlu. Acele ediyorsunuz, zarar görmenizi istemiyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara eşinizin aile ve kuzen, eşinizin çevre, o ailesinden gelecek misafirler biraz dedikoduya maruz bırakabilir. Dikkatli konuşmalar ve eşinizi arkasında durmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, bunun dışında da özellikle artık halı bakımınız, koltuk bakımınızın yoğun olduğu bir süreç, bu sırada çocuklarınızın odasına, astım problemi olan çocuğunuzun odasına doğru havalandırmanız lazım. Nefeste sıkıntı olabilir. Özellikle sağlık probleminiz olarak göz alerjimizin dışında sırt ağrılarımız ve yastık problemimiz ve boyun fıtığımız ön planda, bir an önce yatak odasında değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ara şanslı paralar gelebilir. Paranızı daha doğru ve birikime doğru götürmenizi öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın ama uzun süredir yasal problemlerle ilgili avukatınıza güvenmiyorsanız o sizi doğru yönlendirecek, korkmanıza gerek yok. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, güzel ailem, bütün yorumlarınıza bakıyorum. Bol bol yorum ve beğeni bekliyorum güzel ailem. Sevgili ikizler, Merkür'ün artık yavaş yavaş kendi döngüne geçmesiyle birlikte sizin de kendinizle alakalı yavaş yavaş doğru ortaklı ve iş kapılarınızla ilgili mucizelere şahit olmanıza yardımcı olacak. Yani siz kendinize ait kapılarınızı, parasal noktadaki yaşadığınız krizleri ve sizi üzen insanlarla yüzleşeceksiniz. Tabii ki güneş tutulmasını Ekim ortası ve Mars gerilemesinde düşünürsek doğru radikal her nokta size doğru. Yani kendinize ait zorlandığınız, yıprandığınız, anlatmakta kırıldığınız ve kim varsa çevrenizde artık doğru ifadeler ve doğru onura olmayı anlatılacak ve anlayacaksınız. İş konularınızla ilgili özellikle kurumsal bir alanın kendi içindeki yaşadığı kaoslara hazırlıklı olup orada kendimizi nasıl sıyırabiliriz? Orada kendimizi nasıl ispatlayabiliriz? Olayını görmeniz lazım. İnsan kaynakları alım satım alanında çalışıyorsanız ani değişimler ve bu değişimler size artı bir konum mertebe yaratacak. Eğer ki sabit bir alanda çalışıyorsanız, küçücük bir telefonla insanlarla iletişim yaşıyorsanız bu noktanın değişmeyeceğini ama kendinizi yenilemek için farklı eğitimler almanız gerektiğini artık görmeniz lazım. Çünkü siz de alıştığınız bu noktaya hiç değişsin istemiyorsunuz. Eğer ki kendinizi ortaklı işler ve serbest alanda çalışan ve yurt dışı ile bağlantılı oluşumlar içerisindeyseniz biraz daha mailleriniz, yazışmalarınız ve diyalogları daha sağlam oluşturmanız gerekiyor. Çünkü burada sizin de eksiklikleriniz var. Bu eksiklikler size eksi olarak geri dönebilir. Dikkatli olun. Evet, yurt dışı işleri kurumsal ve devletle alakalı çalışan bazı ikizlerde yurt dışı seyahatlerinizin çok daha yoğun olacağı, kendinizle ilgili ispatlamak için daha verimli evremiz var. Ama iş çevrenizde aşık olmaya hazırlıklı olun. Çok etkili bir aşk size göz kırpıyor ve kalbinizdeki kişinin size adımı da ayrı bir renk katacak.
Ortaklı mal satış alım konularımızda daha farklı olaylara şahit olabiliriz. Kandırılma, yalan, dedelerinize ait köklerden kalan haklarınız gereksiz yere ziyan olabilir. Biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, yeni aşık olmak, yeni ilişkiler tanımak isteyen sevgili ikizler için güzel aşkın, güzel kokunun heyecanı hayırlı olsun. Geçmiş ilişkilerinizle alakalı bitmesi gerektiğini net karar verdiniz ve bu netlik sizin artık duygularınızın daha duygu anlamında ve aile olma anlamında harekete geçiş sağlayacak. Doğru insan kapınızda, merak etmeyin diyorum. Evet, bu ara ilişkilerde sert tartışmalar, evli çiftlerimiz ve uzun soluklu ilişkilerde daha böyle kırıcı konuşmalar aktif gibi görünse de her iki taraf birbirini bağışlamasını ve affetmesini biliyor. Bir daha aynı hatalar yapmayacak adına konuşmalar doğru ilişki kurtarma evresinde. Kapınıza böyle diz çöküp yalvarsın, ben bu insan için çok gözyaşı döktüm diyorsanız o insan kapınızda yalvarmaya doğru hareket edecek. Ama en önemli şey de ailenizin ve baba köklerimizle alakalı biraz sağlık problemleri, uzun soluklu erkeklerle kaynaklı sağlık problemleri biraz sizi yıpratabilir. Bunu biraz daha doğru noktada desteklememiz gerekiyor. Sağlık olarak küçük operasyonlar içerisinde olabilirsiniz. Kan tahlili bir check-up dönemimiz ve bu check-up'la birlikte mide ile alakalı sıkıntılarımız söz konusu olacak. Kontrol ettirelim diyorum. Bir de çalışan çiftlerimizle alakalı ya da ilişkisi uzun olan ve aynı evde yaşayan çalışan çiftlerimizle ilgili noktada eşinizin işten çıkartılma uyarı evreleri söz konusu olacak. Ona çok büyük destek vermenizi istiyorum. Çünkü belli bir planlarınıza göre belli bir noktadan sonra siz yurt dışı hayalleriniz var. Orada iş kurmak, orada yaşamak, o boyutu oluşturmak istiyorsunuz. Evet, bu fırsatlar var. Birbirinize bol bol destek olun istiyorum. Bir de devlet tarım işi, yani tarıma dönmek, o ağaç, yani ne bileyim marangoz olabilirsiniz, domates ekebilirsiniz. Çok alternatif teklifler ve yeni oluşacak anlaşmalarla birlikte yaptığınız işi büyütmek istiyorsanız gözünüz kapalı yapın. Çünkü bu alanda da kendinize ait rengi ve olmanız gereken toprağın kokusu size daha farklı bir kimlik oluşturacak. Bir de özellikle bu ara söz nişan fikri olan sevgili ikizler, evet hayatınızdaki insan sizin için doğru adım ama ev sorununu çözmeden o insan sizinle evlenmek istemiyor. Onun ailesinin biraz parasal beklentileri çok yüksek. Bu yüzden yıpranabilir aileniz. Her iki tarafta artık gidecek misiniz, ne yapacaksanız doğru noktayı bulmanız lazım. Yoksa alyans burada tersliğe doğru düşüyor. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızla alakalı görmezden geldiğimiz konuları biraz daha dikkat edeceğiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dikkat sorunu var. Onlarla alakalı bağlantıları gerekiyorsa bir psikiyatri ve ya da psikologla ya da bir rehber öğretmenle çözmeniz lazım. Dışarıda daha renkli, eğitimde biraz dağınık noktası gözüküyor. Bu ara özellikle sizin de evde değiştirmek istediğiniz noktalarınız var. Ekonomik olarak bazı sorunlar bitmeden bunlar düzelemez ama özellikle bulaşık makineniz ya da çamaşır makineniz ya da fön makinenizde sıkıntı gözüküyor. Bu acil değişmesi lazım. Sizin de bu ara özellikle atölye, asoloji eğitimi alabilirsiniz. Atölyelere kendinizi geliştirmek için renklilik katabilirsiniz. Bu sizin hem evi enerjinize hem de eşinizle olan ilişkinizdeki bir dengeyi kurmanıza yardımcı olacak. Çünkü evin içinde kendinizi hem erkek hem kadın gibi görüyorsunuz. Eşinizin yoğun olması sizi yıpratıyor. Bir de boşanma alanında olan sevgili ikizler artık veda dönemi ama unutmayın her şerde bir hayır var. Siz hayrı kucaklıyorsunuz. Sağlık olarak dediğim gibi check-up yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler nasılsınız? Yorum yazın, beğenin ve yorumlarınızı okuyorum. Yorum yazmaya devam edin. Çünkü beğeni koyuyorum. Sevgili yengeçler, bu ara kendinizle ilgili iş konularınızla alakalı yaşadığınız tartışma, karmaşa, kaos bu hafta daha yorucu ve daha stresli olacak. Ve üst düzey yöneticilerinizin çarpıcı açıklamaları ve sizin arkanızdan durmaması sizi biraz yıpratsa da alternatif iş beklentisi içerisinde olmanız hem garanticiliğiniz hem de burada nerede olduğunuzu görmenize yardımcı olacak. O yüzden bu hafta alternatif işleri de gözden geçirelim. Ve unutmayın ki Merkür'ün artık yavaş yavaş kendi evresi ve güneş tutulmasına hazırlanıyor Ekim ortası ve Mars gerilemesi var. Siz sistemli iş kapılarınızı görmediğiniz sürece ve oraya doğru sağlam bakış yapmadığınız sürece zararlara açık olacaksınız.
ve bunu mutlaka işimize, alanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Kimsenin hatasını gizlemeyin ya da size yapılan yanlışı söylememezlik yapmayın. Yoksa birçok oyun sizin üzerinizden dönecek ve bulunduğunuz noktada daha aktif rol almanız gerekirken daha geri tutulacaksınız. O yüzden gözümüzü dört açıyoruz. Yani siz bunları uyarıyorum. Zarar görmek, görmemek adına uyarıyorum. Mümkün olduğu kadar bunlara dikkatli olalım diyorum. Evet, yeni iş sistemi bekleyen ve uzun süredir işsiz olan sevgili yengeçler, bu dönem sizin için iş kapılarınızın hem uğurlu hem bereketli dönemi. Devletle ilgili sınavınız ya da bu ara sınavlarınızla ilgili başarısız bir nokta yok. Bununla ilgili güzel aydınlanmalarınız söz konusu olacak. Bu ara hem eğitim hem iş konusunu aynı anda götürmeye çalışıyorsunuz ve akademik olarak kendinizi çok daha ispatlamak istediğiniz projeleriniz var. Şimdiden 2023'e hazırlık gibi düşünün bunu. Yapın ve 2023'te zirvenizin tadını çıkartın diyorum. Yani yenilikle birlikte yenilenmeyi daha başarmış olacaksınız. Bu ara serbest işler, ortaklı işler ve kendi işini yapan sevgili yengeçler, kuralları biraz daha kendi kuralınızın dışına çıkabilir ve bu disiplin mantığınızı geride tutup daha eğlenceli projelerde yer almanız hem işinizin büyümesine hem de insanların sizin hakkınızdaki gergin tavrı yumuşatmanıza yardımcı olacak. Bu ara size farklı noktalardan gelecek ortaklı teklifleri de değerlendirmeye önerisi öneririm. Bu ara sanatla uğraşan, kendinizle sanat camiası ya da sanatla ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsanız sevgili yengeçler, bu konuda aktif rolünüz var. Lütfen kursunuz ya da tamamlamak istediğiniz görevleri tamamladığınızda bu konuyla ilgili de başarı odaklanmanız var. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada pürüzlü pürüzsüz şekilde hem şikayet hem şikayet değil ama üst düzey yöneticileriniz değişiyor. Şimdiden buna hazırlıklı olmanızı, sizin de işinizle ilgili beklentilerde primlerle ilgili eksik almalar biraz canınızı sıkabilir. Bu konuda evde böyle konuşmalar, işte bu evi satarız başka bir ev alırız düşüncelerimiz var. Biraz bu konular gecikeceğini düşünseniz de Ekim'in ortası bu konuda netliğe kavuşmanız söz konusu. Bu arada evlenmeyi düşünen ve evlilik kararı alan sevgili yengeçler için doğru noktanın aydınlanmasını, çok geç kaldınız ama ekonomik olarak çözemediğiniz noktalardan kaynaklı yeni düzen, yeni söz, nişan hayırlı ve uğurlu olsun. Evinizde bekar kim varsa da onun da kısmeti, yakın gördüğünüz ve ailem dediğiniz kişinin de hayırlı bir ilişki evresi var. Bunu da değerlendirmesi iyi olur diyorum. Evet, bir de çocukla ilgili yaşadığınız krizler, çocuklar için ya da çocuğunuz yoksa bile çocuk tedavisi düşünüyorsanız bunun için doğru kararlar içerisindesiniz ama ekonomik olarak şu an buna hazır değilsiniz. Biraz daha Kasım aralığı beklerseniz daha aydınlık nokta. Size gelecek paralar, miras konuları hala haber kulağında bekliyorsunuz. Biraz daha bunun için vakit var diyorum. Sevgili ev hanımları, kendinizi sadece çocuklara ve eşinize adadınız. Kendi kardeş ve eşinizin tarafındaki kırgınlıkları hala affedemiyorsunuz. Ve bu yüzden de neye kızıp neye kızamayacağınızı bir türlü evdeki halk da anlamıyor. Biraz bunu yumuşatarak, geçmişi affederek kendimizi yenilersek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evet, taşınma ve mal sahibinizle sorunlarınız her geçen gün artabilir sevgili yengeçler. O yüzden yeni bir ev aramak, yeni bir düzene girmek sizin için daha sağlam adımlar, yoksa evimizde huzursuzluk var. Ve uzun süredir binasından, çevresinden rahatsız olan sevgili yengeçler, geçeceğiniz ev hani buradan daha mı iyi olur derseniz, en azından çocuklar, siz ve aile burada güvendeydiniz. Biraz dedikodular, laflar kasıyor ama sabırlı olun. Sizin eviniz bir müteahhit anlaşmasına girecek ve ondan sonra daha taşınmanız daha sağlıklı. Acele etmeyin diyorum. Bir de kardeşler arasındaki gergin konuşmalar, atışmalar biraz can sıkıcı. Bunları toparlamamız gerekiyor. Yoksa kardeş bağlarımız her geçen gün kopmaya doğru gidiyor. Evet, eski ilişkiniz ya da gelmesini istediğiniz kişiyle tesadüf karşılaşmalar var. Bu ara siz de farklı bir enerjidesiniz. Aşk okulur yuva, ev, aile kurmak, düzen kurma enerjiniz var. Ama kendinizi kısmetsiz ilan ettiniz. Ben kısmetsiz değil de kararsız olarak görüyorum. Bu kararlarınızı netliğe kavuşturun efendim. Araç bakımı ya da araçla ilgili almak istediğiniz anahtar hayırlı ve uğurlu gözüküyor. Yalnız ufak tefek yurt dışı seyahatlerinde iş gereği kaçamaklara dikkatli olmanızı ve aile düzeninizin zarar görmesini istemiyorum. Sevgili ev hanımları, diz kapak ve sevgili beyler,
kalp ritim bozuklukları ve nefes konularımıza dikkatli olacağız. Sevgili gençler, bu ara uyuz ve alerjik sorunlar çok fazla. Yediğiniz gıda, dışarıda yediğiniz gıdalardan zehirlenmemenize dikkat uyarısı veriyorum. Hoşça kalın efendim. Sevgili aslanlar, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve takipte kalıyorsunuz diyorum. Ben yorumlarınıza bakıyorum, kimler ne yazmış diyerekten. Evet sevgili aslanlar, yıldızınız, güneşiniz daha farklı bir noktada ne kadar parlayabilir? Evet, işinizle ilgili parlak enerjinizin en yüksek rövanşını geri alma, haklarınızı geri alma, işinizle alakalı söz verilen noktaları geri alma, size sunulan imkanları, maddi manevi geri alma haftanız. Bunu çok güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Bu fırsatların art yapısını kurduğunuzda hedef noktanız neyse oraya doğru geçiş yapıyorsunuz ve hayırlı olsun diyorum. Özellikle kendi işinizi kurmak ve destek anlamında kendi korkularınız varsa cesaret etmeye ne dersiniz? Çünkü sizin bu haftaki açılarınız hem zor hem de bir o kadar keyifli ve bunu doğru değerlendirdiğinizde de kazanç ve iş alanınızdaki rakip insanlara haddini bildirme haftanız. O yüzden herkes haddini bildirirken siz de konum ve mertebe olarak ispatladığınız hakkı almış olacaksınız. Eğer kurumsalda ve devlet kurumsallarında çalışıyorsanız istediğiniz konum, istediğiniz nokta hayırlı olsun diyorum. Bu ara devletten özel kurumsala geçmek istiyorsanız, evet orayla ilgili bir bağdaş kuracağınız bir kadın dostlarınızdan gelecek yardım bu konuda fırsatını yakalayacak. Kendi işiniz ve kendi alanınızdaki yapmak istediğiniz yenilikleri gözden geçirmenizi, mekan değişikliğinden çok ufak tefek tadilatlarla alanı içten fethetmeye ne dersiniz diyorum. Ve bu arada farklı yollarla yapacağınız işler hem ekonomik anlamda hem de ayaklarınızdaki problemlerin bitip daha akışçı bir haftaya geçiş yaptığınızı unutmamanız gerekiyor. Unutmayın ki güneş tutulması gerçekleşecek ve Mars Ekim sonuna doğru Mars geri hareketine başlayacak. Paralarımızı yavaş yavaş kenara biriktirelim. Çünkü yurt dışı anlaşmalarınız, orayla ilgili iş kurmak, orayla ilgili bağlantılarla ilgili de güzel fırsatları hem kaçırma şansınız var hem alma şansınız var. Yani biz bu hafta gözümüzü dört açıp arkamızda da bir göz olduğunu düşünürsek bunu daha iyi yakalayacağımızı söyleyebiliriz. Bu ara yazılım mühendisliği, mühendislik alanında olan ve bu konuyla ilgili yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız varsa buradan olumlu cevabınız var. Gideceğiniz iş kapınız ve gideceğiniz yolculuk size artı bir keyif verecek diyorum. İş mahkemeniz ve iş iadelerinizle ilgili mücadelenizde biraz hüsran konularımız söz konusu olacak. Ama siz devam ettirmeyi, siz tekrar bu konunun üstüne gitmenizi öneriyorum. Beklediğiniz iş kapınızla ilgili araya birini sokmaktan çok kendinizi doğru ifade edin. Ve buradaki yazılımı doğru kullandığınızda o iş sahibi sizi zaten istiyor. Siz kendi gülümsemenizle karşı tarafı etkileyeceğiniz ve kıvrak zekanız o tarafın sizi kabul etmesine, çünkü siz seçilmişsiniz gözüküyor. Evet, bu arada da devlet atama ya da tayinle ilgili beklentisi olan sevgili aslanlar, Kasım'ın ortası ve Aralık ayı sizin için daha doğru bir süreç. Şu an imkan gözükmüyor ama gideceğimiz yolculuklar, iş gereği seyahatler artı puandır bunlar, unutmayın. Özellikle de finans alanı, ekonomi alanında çalışanlar yıl sonunun verdiği telaş, uykusuz kaldım ve enerjim artık o kadar yorgun ki para hesap etmekten yoruldum diyorsanız bu hem kademe değişiminiz hem de bunu prim olarak da çok büyük bir başarınız var. Motivasyonunuzu arttırın efendim. Evet, hayalinizdeki araba değişiminiz gerçekleşecek ve ev konunuzla ilgili ödemeler ve kredilerle alakalı korkularınıza gerek yok. Çok rahat bir şekilde halletmiş olacaksınız. Tam istediğiniz bir hafta gücün, saltanatın, ekonomik olarak size verilecek ihtiyaçlarınızı ruh olarak iyileşmeniz haftası doğru değerli. Aşk konusunda ilişkinizle alakalı bir korku, kaybı, kaybetme korkusu, onunla ilgili ne söyleyeceğinizi bilememe haftası. Sevginizi ifade ederseniz onun da sizi ne kadar sevdiğini anlayacaksınız. Bitirmeye çalıştığınız ve arkanızda yük olan ilişkinizle ilgili net konuşup veda etmeniz lazım. Çünkü sürümceme evresi onu da sizi de mutsuz ediyor. Artık adım atın. Hiç aşık olamayan ve duyguda kendini yorgun hisseden sevgili aslanlar, heyecanlı bir hafta, renkli bir hafta ve hafta sonu gideceğiniz yolculuklar, alacağınız keyif size farklı bir enerjinin tadını çıkartacak.
her yere bir takılma evresi yapalım diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı da eşinizin yurt dışı ya da sizin gitmeniz gereken seyahatlerden ev biraz hüsran, üzüntü yaşayabilir ama bu gideceğiniz yolculuk sizin başarınız ve ünvanınız için hayırlı. Evet, yakın çevrenizin size karşı bir ilgisi var ve yakın tanıdığınız ve dost gibi görüyorsunuz. Onun adımına şaşırmayın diyorum. Bir de kırgın olduğunuz kişinin özrünü bekliyorsunuz. Evet, o özür mesajla gelecek diyorum. Sevgili ev hanımları, kendinizi geliştiriyorsunuz, tebrik ediyorum. Kendi bakış açınızı, farkındalığınızı yarattınız. Ama biraz daha duygularınızı daha duygusal yansıtmanız, hırçın yansıtmamanızı öneriyorum diyorum. Evet, ev içerisindeki yenilikler size iyi gelecek. Kombi bakımı ya da radyatörlerin bakımı ile ilgili ve perde değişimleri ve kışlık değişimler söz konusu olacak. Hayırlı olsun, iyi bir bereket olsun. Sağlık olarak özellikle şöyle söyleyeceğim, kemik erimemiz ile ilgili sıkıntılar ve son zamanlarda nodül demeyelim de şuradaki bir aort damarla alakalı biraz sıkıntılarımız olabilir ve nabız hızlanması yaşayabilirsiniz. Bir doktorunuza gidin diyorum. Önemli bir şey yok ama gidin. Evet, bir de evde badana boya yapanlar, aman dikkat edin, düşmeyin. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Merkür yavaş yavaş kendi yönüne doğru gidiyor ama unutmayın ki Ekim ortasında güneş tutulması ve Ekim sonuna doğru da Mars'ın geri hareketi olacak. Biz de nelere dikkat edeceğiz bu hafta, onu uyarıyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet, bol bol gideceğiniz seyahatlerde yeni işler, yeni oluşumlar, yeni sistemler akıl evremize yatacak. Ve kendimizle alakalı sanatçı yönümüz ya da yapmak istediğimiz projelerle ilgili güzel teklifler var. Kendimizi daha ön sahaya atacağımız bir hafta olacak. Kendinize verilen değeri daha farkına varacaksınız. Kurumsal ya da büyük bir kalabalık bir firmada yer alıyorsanız buranın kendi ekonomik krizlerinden dolayı korkularınız olabilir ama sizin işten çıkma şansınız sıfır gözüküyor. Biraz daha ekonomi evrenizi burada isteklerinizi sunarsanız daha sağlıklı olacak. Yoksa bu şekilde köle gibi devam edebilirsiniz efendim diyorum. Eğer ki devlet alanında çalışıyorsanız ekstra beklentileriniz için acele ediyorsunuz. Buranın zaten kendi içinde çok büyük karmaşıklıkları var. Yani eğer ki devlete memur olmak istiyorsanız bunun için Ocak, Şubat'a ihtiyacınız var. Ama bu tarz sınavlarla alakalı beklentileriniz için olumlu diyaloglar ve başaracaksınız. Sadece acele etmeyin. Bu kapılarımız bize gelecek ama acele ettiğiniz gözüküyor. Mantığınız o zaman geride kalır. Siz bu kadar mantıklıyken acele etmeniz uygun değil. Başka bir firmadan ve yurt dışı bağlantılı yapacağımız görüşmeler bizim yurt dışı ile ilgili imkanlarımız ama burada çalışarak yurt dışı bağımızı oturttuk. Belli bir süre sonra bu firmanın size yurt dışı kapılarını açacağını biliyorsunuz ama aceleci tavır biraz endişelendiriyor sistemi. Lütfen sakin kalın. Kendi işinizi yapıyorsanız da yeni insan, yeni gruplar, yeni oluşumlar, yeni tanıtımlar işinizin büyümesine yardımcı olacak. Hatta farklı kapılar, farklı şehir, farklı noktalarda da gelecek tekliflerde belli seminerler olabilir, belli toplantılar, belli kürsüde konuşmalar hem işinizin hem de gücünüzün farklı bir enerjisine renk katacak. Ortaklı işlerimizde zıt karakterler gibi gözüksek de her ikimiz birbirimizi ya da her üçümüz birbirimizi doğru tamamlıyoruz. Sadece biraz ifadeler ya esprili ya da böyle can alıcı ifadeler var. Bunu biraz daha yumuşatmamız gerekiyor. Mekanınızı büyütmek ya da iş alanınızı daha ana caddeye, daha sistematik noktaya taşımak istiyorsanız hiç gerek yok. Oranın doğru enerjisi var. Siz bu enerjide var oldunuz. O enerjiyi kaybetmemenizi öneriyorum. Önerdim bile. Bu ara iş problemi ve işsiz olan sevgili başaklar için güzellik mi? Evet, siz zaten kolay kolay hiçbir şey beğenmiyorsunuz ve bunun dışında da devamlı şikayet eden bir noktanız var. Daha doğru adım için biraz daha beklememiz lazım ama siz bu doğru adımı en iyi şekilde kazanacaksınız. İş mahkemeniz geçmişe dönük haberlerle ilgili de Ekim sonu doğru adımlar gelecek. Şimdiden bunun altyapısını kuralım diyorum. Bu ara boşanma fikri olan, ayrılık fikri olan başaklar kesinlikle radikal bir karar verdiniz. Mutsuzlukta büyümek istemiyorum dediğiniz adımlar size yeni başlangıçları getiriyor. O yüzden
boşanma ya da ayrılık kararı verdiyseniz doğru bir adımdasınız. Ama her iki tarafta kendine saygı penceresi içerisinde veda edecek. Geçmişe özlem, geçmiş duygular, geçmiş anılar, geçmiş ilişkiniz sizi artık kalbinize hançerledi. Bir kez olsun konuşayım, ağzımdan geleni söyleyeyim diyorsunuz ama o başka rüzgarda, siz başka rüzgardasınız. Sadece onun kokusunu özlüyorsunuz. Ama siz yeni gelen ya da hayatındaki insanın kokusuna adapte olmak istemiyorsunuz. O sizi seviyor aslında. Siz duygu olarak karmaşıksınız. Bu ara hiç ilişkiniz yoksa tanıştırılmalar var. Değerlendirme yaptığınızda uzun ve kalıcı noktanın mutluluğunu tadacaksınız. Nişanlı ya da sözlü çiftlerimizde ailedeki sorunlar bitiyor ve evlilik günü ve evlilik tarihi belirleyeceğiz. Ama her şeyden önemlisi motor merakı olan sevgili başaklar, motorunuz şimdiden hayırlı olsun. Motosiklet, araç, dört tekerli, iki tekerlikli hayaliniz neyse gerçekleşmiş olacak. Ufak tefek kendinizi iyileştirmek için yurt dışı seyahatleriniz ya da şehir dışı seyahatleri yaparak kendi enerjinizi yeniden yaratmak istiyorsunuz. Bu da size için doğru bir süreç. Sevgilinize bir sürpriziniz var, yüzük ya da evlilik teklifi enerjisi hayırlı olsun diyorum, dedim bile. Geçmişteki kavgaları bırak, yenilik size renk katacak diyorum. Bir de çalışan çiftlerimizle alakalı noktada her şey gayet güzel giderken birbirinizle hafta sonu birbirinize tahammülünüz yok. Bu tahammülsüzlükle bunu bir düzeltelim lütfen. Aynı şekilde evin enerjisinde kasıyorsunuz. Kasmayın diyorum. Sevgili hanımları, bu ara özellikle kendi ailenizin sorunları ve çocuklarınızın ve eşinizin sorunlarıyla birlikte bütünleşti. Hangi noktaya dağılacağınızı bilemiyorsunuz. Bence hiç kimse, herkesi kenara bırakın, bir kendinizi şifalandırın. Çünkü son zamanlarda saç dökülmesi, cilt kaşıntılarınız ve dağınık bir ruh haliniz var. Kendinizi şifalandırmanız gerektiğini artık karar ver. Taşınma konularımızla ilgili biraz kararsızlıklarımız var. Ama gideceğiniz ev size uğurlu ve bereketli. Hiç korkmanıza gerek yok. Ve kendinize ait malı satıp daha böyle sakin bir evre taşınmak istiyorsunuz. Bu fırsatlarımız da var. Korkmayın. Sevgili beyler, kadınlarımız ve eşlerinize, kadınlarınıza daha güzel davranın. Bu hafta kırıcı diliniz karşı tarafı incitecek. Yumuşak yumuşak, hani slow slow ne diyecek, şılap şılap değil de slow slow ne diyecekseniz söyleyin diyorum. Çocuklarınızla iletişimle ilgili problem yok. Çocuklarınız çok gezerek oldu. Bunları bir düzeltmeniz gerekiyor. Sizin de son zamanlarda özellikle ayakkabılık dolabınızın yenilenip yepyeni bir düzen atılması gereken ayakkabıları artık atmanız lazım ve da vermeniz lazım. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ben sizin yorumlarınızı takip ediyorum. Evet, Merkür artık yavaş yavaş kendi ruhuna doğru hareket ediyor. Ve unutmayın ki Ekim ortasından sonra güneş tutulması gerçekleşecek ve Mars geri hareketini devam ettirecek. Bunlara hazırlıklı olmanız için başta uyarıyorum. Sevgili teraziler, adil olmasını istediğiniz iş konularınızla alakalı rekabet çok büyük olacak. Yani siz orası benim derken bir başkası hop diye bu alanı alabilir. O yüzden adaletten çok kendi haklarınızla alakalı büyük bir mücadelenin başlangıcı söz konusu olacak. Bunları doğru değerlendirdiğinizde yeriniz, konumunuz, mertebeniz daha rahatlamış olacak. O yüzden siz gözünüzü insanların lafıyla değil, kendi hareketlerinize devam ettirmenizi istiyorum. Yeni beklenti, iş konularınızla ilgili ekip çalışma arkadaşlarımızla aranızdaki gerginlikler, tuhaf tuhaf iletişimler sizi yormasın. Siz de onlar gibi yapmanızı ve hiçbir şey yokmuş gibi gülümseyerek hayata devam ettirmenizi istiyorum. Çünkü rakipten çok rakip olmaya çalışan insanlarınız var. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Kurumsal bir alanda konum değişimi, bölüm değişimi ile ilgili yazılı onaylanmış gözüküyor. Bununla ilgili çok büyük mücadele verdiniz ve şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun yeni yeriniz. Devlette çalışıyorsanız yer değişimleri ile ilgili bazı aksilikler olsa da hayal ettiğiniz o yolculuk, gideceğiniz alan sizin için gayet net bir nokta. Korkmayın, devam edin, arkasında durun. Savaşınızın arkası sizin için olumlu bir evrenin verdiği büyük bir rahatlık olacak. Korkmanıza gerek yok. Bu arada da önemli olan kendi işinizle ilgili yeni bağlantılar kurmak, burayı büyütmek, markalaştırmak ve dijital sahalarda bu alanı daha renkli yaratmak istiyorsunuz. Evet, bu doğru bir çözüm.
yeriniz ufak ufak büyüme noktasına doğru ilerliyor. Ağları geniş tutmanız hem başarınız hem de odaklanmanın noktanız için hayırlı. Bu ara inşaat sektöründe çalışıyorsanız, toprak ve arazi alanında alım satım işleri yapıyorsanız, emlak satışı olabilir ya da para satışı olabilir. Bunların çok yoğun olacağı ve çok renkli anlaşmalar gireceği ve ekstra kazançlarınızla birlikte şunu demek istiyorum. Bu sistemdeki diyalogların altyapısını oturtacaksınız. Hayal ettiğiniz araç, hayal ettiğiniz evin de doğru adımı size doğru ilerliyor. Korkmanıza gerek yok. Bu ara ortak düşünüp işi büyütmek için fırsatlarımız var. Ve alanda taşınma, yeni bir alana geçmek için de neden olmasın, cesaretinizi deneyin. Yeni alan sizin için daha renkli ve daha uğurlu gözüküyor. Dışarıda ihracat, alım, yurt dışı bağlantılı diyaloglarınız varsa burada firmanızla ya da yurt dışı bağlantısı firmanızla aramızda bir diyalog kopukluğu olacak. Bazı ürünlerde geç oluşumlar gelme durumlarında bazı aksilikler biraz sıkıntı yaratabilir. Bu diyalogları doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Eğer araçla ilgili alım satım işleriniz varsa demir, metal, bunlarda çok büyük kazançlar var. Dikkatli ve doğru kazançlarınızı değerlendirmeniz lazım diyorum. Küçük bir mekanınız varsa ve burası aileyle bağlantısıysa, orayı büyütmek, en büyük hayaliniz, daha tanıtmak enerjileriniz varsa bence orası kendi başında bir marka. Hiç korkmayın, o kendi kendine büyüyecek ve yol alacak. Siz umutlarınıza daha renk katın. O renkle birlikte yaratacağınız sanat size daha bir iştiham kazandıracak. Bu güzel bir nokta diyorum. Bu ara yazarlık yönünüz, kendi içinizdeki kitap enerjiniz yoğun olabilir. Yazmak istiyorsanız hadi size yazılar da renk katsın. Evet, hukuki savaşlarınız var. Hukuki süreçler biraz yorabilir. Boşanma davanız, mal davanızla alakalı rekabet gibi yaşasak da biz doğru savaşın içindeyiz. Kaybetme gibi korkunuz yok. Aynı mücadeleye devam edin lütfen. Evet, aşk konusunda canım acımıyor artık, mutluyum diyenlere hoş geldin Ekim diyelim ve aşkı kucak dolusu tadacaksınız ve hayat arkadaşınız yolculuğunuz hayırlı olsun. Bu ara bitirmeyeyim endişeniz varsa da ilişkinizle alakalı, onun bu şansı hak ediyor. Siz çok zorsunuz, çok dengesizsiniz. Ona bu adım atın ki o da en azından uhde olmasın, sizde de uhde kalsın istemiyorum. Evli ve çalışan çiftlerimiz arasında iş krizlerimizin yoğunluğu ve iş yerindeki bazı haksızlıklardan dolayı birbirimizle ilgili diyaloglarda soğukluk yok ama birbirimize vakit ayırmıyoruz. Bunu çözmeniz gerekiyor. Bu ara çocuklarınız da aynı şikayette ya da çocuk düşünüyorsanız vaktinizi kaçırıyor olabilirsiniz. Bir an önce bu süreci tamamlamanız gerekiyor. Yurt dışına yerleşimle ilgili evrak ya da başvurularınızla ilgili olumlu cevap alacaksınız. Hiç korkmayın. Çocuklarınız için olabilir. Orada bir ev kiralamak gibi fikriniz varsa bu konuda bir pürüz görmüyorum. Çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Bir de ayrıldığınız ilişkinizin hayatında bazı karmaşık olayları duyunca çok şükür iyi ki kurtulmuş diyeceksiniz. Bunun da keyfi size artı bir mutluluk yaratacak. Bir de ev hanımlarımıza sesleniyorum. Bu ara evde çok fazla dizüstü hani halı falan yer siliyorsanız sırt ağrılarınız çok fazla ön planda olacak. Bu ara biladayla halledin. Gerekiyorsa bir yardımcı tutun. Çünkü belde bir kayma gibi bir durum var sevgili takipçilerim. Buna dikkat edelim. Bir de kendi annenizin sağlık ve kardeşler arasındaki miras tartışmaları eşimizle aramızda soğukluklar yaratıyor. Bu konuyu orada çözün, evin içine yansıtmayın lütfen diyorum. Biraz daha kendinizi geliştirecek yenilikler. Mesela İngilizce, insanları tanımaya, mesela İlişki terapisti olabilir, yaşam koçu olabilirsiniz. İnsanları çok seviyorsunuz. Bu enerji size girecek. Bir de özellikle de hayvan düşkünü olan sevgili teraziler için şunu demek istiyorum. Barınaklara verdiğiniz destek için, gönülden yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum diyorum. Gönül gözünüz dilsizlere de dokunduğu için Allah razı olsun. Tüm takipçilerim bunu yapıyordur ama bu ara terazilerin böyle bir hayır enerjisi sokak canlıları için gözüküyor. Bir de evle ilgili bir sizi haksızlığa düşürebilir. Hakkınız olan bir noktayı yanlışlıkla imzalayabilirsiniz. Bu ara imzalayacağınız her şeyi detaylı oluşturun. Bir de müteahhit anlaşmamızla ilgili anne tarafınızın sıkıntıları var. Anneniz dolandırılabilir, babanız yanlış bir yere imza atabilir. Bu araki ailenizin başında durmanızı öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, artık Merkür yavaş yavaş kendi hareketine dönüşünü kutlarken
beğenmeyi, yorum yapmayı, yazdıklarınızı tek tek okuduğumu unutmamanızı öneriyorum. Sevgili akrepler, işinizle ilgili, iletişimle ilgili sorunlar çözüleceği, kendimizi daha düz anlatma ifademiz ve işimizdeki yoğunluğun farkına vararak tadını çıkartacağız ve haklarımızla alakalı bütünleşen mutluluğun keyfine doğru ilerleyeceğiz. Yani her şey bir haftada çözümlenecek değil tabii ki. Ama şöyle düşünün, bu yapacağımız bu haftadaki her konuşma, yapacağımız her iş bizim önümüzdeki sorunların çözüm. 2023 ve 2023'ün ortalarındaki verilecek hazzı alacağınızı uyardığım için bunu uyar olarak not aldım. Güneş tutulması gerçekleşecek ayın ortasından sonra ve Mars gerilemesi var. Para finansınız, alım satım konularımızı daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Gideceğimiz yeni iş anlaşmalarımızı daha net görmemiz lazım. Kalıcılığımızı sunmamız için. O yüzden bu haftaki vereceğiniz her karar Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a kadar geçerli olacak. Gözünüzü dört açın diyorum. Kurumsal bir firmanın kendi içindeki yaşadığı krizlerden kaynaklı sorunlar sizin yavaş yavaş veda edeceğinizi, alternatif bir teklifle ilgili de doğru gelecek teklifte sizi motivasyonunuzu artıracak ama ilk önce şarj olup dinlenmek istiyorsunuz. Yani istifanız ya da gideceğiniz yolcu size böyle bir izin verecek, hayırlı olsun diyorum. Ve uzun soluklu çalıştığınız bir firmadan yer değişimi beklentiniz varsa burayla ilgili de bu konuşmalar özellikle kadın yöneticilerinizin size desteğiyle birlikte güzel bir kapının göz kırptığı gözüküyor. Devlette çalışıyorsanız stabil her şey, sakin ve yoğun ama buradaki koşturmanın farklı yoğunluğu sizi tedirgin ediyor olabilir. Yeni gelecekler, yeni oluşumlar, yer değişimleri, mekan değişiklikleri biraz sizi tedirgin edebilir. O zaman yerinizin sağlamlığını bilip saat ve düzen ve evraklarınızı doğru kontrol edin. Çünkü herkes siz niye yolunuz ayrılmadı, uzun soluklu niye buradasınız diye düşünceler yaratılıyor ve bu tarz alttan bir şeyler uğraşmalar var. Dikkatli olunuz. Eğer belediye, maliyede çalışıyorsanız, ani yer değişimleriniz ya da bir devlet kurumunda çalışıyorsanız, devlet bankasında çalışıyorsanız aniden değişmesi gereken prosedür sizi biraz şaşkına çevirebilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Kendi işinizle alakalı bu dönem daha güzel danışanlarınız ya da çalışan müşterileriniz ya da gelecek insanlarla anlaşacağınız her evrak sizin için altın yumurtlayan tavuk gibi olacak. O yüzden siz her anlaşma ve yapacağınız insanlarla göz teması, diyaloglar ve ikramları bol bulundurun. Çünkü bu uzun soluklu bir serüven başlıyor ve kendinizi daha büyütmek planlar arasındaki hayallerinize kavuşmayı gösteriyor. Bu ara yakın bir dostunuzla ortaklı bir sistem kurmak istiyorsanız ortağınızın biraz dengesiz tavırları, inandığınız dostunuz rahat tavırları var. Sonra gereksiz yere kendinizi suçlayarak kendinize zarar verip tek başınıza yapın, yolunuz aydınlık olsun diyorum. Serbest alandaysanız ve özellikle küçük bir mekanda çalışıyorsanız buranın rızkının ve daha yoğun ve insanların renkle tanıştıracağınız bir alan olacak. Kendiniz pes etmeyin. Rabbim size oraya ayrı bir güç vermiş. Bu gücü kaybetmenizi istemiyorum. Uzun süredir iş problemi ve hala iş kapılarımızla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız bu konuda da yakın devlet emeklisi birinden alacağınız bir destek, yeni işiniz ve alanınız hayırlı olacak. Yalnız burada açılar yurt dışı ile alakalı çok daha yoğun haftanız. İletişim, yazılım, toplantılar ve web toplantılarından kaynaklı hatalara da maruz kalmanızı istemiyorum Zoom üzerinde. Dikkatli olun efendim. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada şu an her şey yolunda gidiyor. Eşinizin biraz mırım kırım para konuları ile ilgili devamlı çok harcıyorsunuz ifadeleri yoruyor olsa da tutumlu olmak zorundayız. Ödemelerimiz, taksitlerimiz çok yorucu ve çocuklar, eğitim, evraklar fazlasıyla yordu. Ona da hak vermenizi öneriyorum. Siz de çalışıyorsunuz ama iki kişinin kafasıyla çalıştığı için buradaki kişi devamlı bıtbıtlanıyor. Aşk konusuna geldiğim zaman, haritanıza baktığım zaman aşkı nerede aradığınız, nerede baktığınız önemli. Biraz daha doğru bakarsanız sizin görmemezlikten geldiğiniz kişi sizin hayat arkadaşınız, ona şans verin. Geçmiş ilişkiyle hesaplaşmak için doğru bir hafta adımınız bu konuda. Eğer siz atmak istiyorsanız atın ve bu içinizdeki eksik hissettiğiniz ve kendinizi yalnız hissettiğiniz duygudan kurtulmanızı öneriyorum. Nişanlanma, aile arası tanıştırmalar bu hafta daha renkli bir hafta söz konusu olacak. Acele mi ediyorsunuz? Daha yaşınız bu konuda genç miydi? Ve özellikle çok uzun süredir ilişkisi olmayan sevgili akrepler için aşkın doruktaki zamanı, sanki doruk isminde bir aşk ya da duru isminde bir aşkı kabul etmek gibi bir şey olacak diyorum.
Bu ara boşanma fikri olup da vazgeçenlerde de çocuklar için tekrar bir mücadele, yeni bir ev, yeni oluşumla ilgili de alternatif altyapıları oturtacaksınız. Ama unutmayın, bir güneş tutulması var Ekim sonuna doğru ve Mars gerilemesi var Ekim sonuna doğru. Her şeyin dengesini şimdiden, para, finansınız, gereksiz harcamalar ve kendinize bu ara fazlasıyla kıyafet, ayakkabı, her şeyi aldınız. Bu ara yatırımlardan çok paranızı kontrol etmeniz gerekiyor diyorum. Liseye giden ya da üniversiteye giden çocuğunuzun yurt dışından geleceği bir mail sizi mutlu edecek, sevgi, güzel bir motivasyon arttıracak. Ev hanımları bu ara her şeyi kırıp döküp hiçbir şey yapmak istemeyip yemek bile yapmıyorum deyip böyle bir kapris evresi var. Hadi dışarıda eşinize, hadi annenize dışarıda yemek ısmarlayarak onların motivasyonunu artırın. Özellikle de uzun süredir evde oturan ve iş bekleyen ev hanımları ya da çalışan hanımlarımız için şunu diyorum, güzel bir iş fırsatı var. Bu sizin için hayırlı. Evet, sağlık olarak son zamanlarda nodüllerimizi ve kadın bölgelerimizdeki ve bazı sıkıntılarımız olabilir, üreme organlarımız ve bazı problemimiz olabilir. Dikkatli olun efendim, hoşça kalın. Sevgili yaylar, beğen, yorum yaz. Herkesin yorumuna tek tek bakıyorum, merak etmeyin. Sevgili yaylar, Merkür artık kendi yoluna doğru hareket edecek. O yılın Ekim ortasından sonra güneş tutulması ve aynı şekilde Mars gerilemesi var. Gideceğiniz seyahatler, yapacağınız işler, anlaşmalar sizin için parlak bir ışık gibi. Yani iletişimdeki kusurları geride bırakıyoruz. Yeni eğitim, yeni okul, yeni iş, yeni alan size çarpıcı bir şekilde gelecek teklifleri gözden kaçırmayın diyorum. Detaylı şekilde her şeyi kontrol edeceğimiz bir hafta. Çünkü bu Ekim başı 2023'ün artık sizin level olacağınız ve başarınızla alakalı noktalardaki kutlamanın heyecanı olacak. Ama bu hafta üst düzey yöneticilerimizdeki krizleri görmemezlikten gelmemek lazım. Onların istekleri, onların duruşlarındaki tavırlarda bilerek ilgisiz tavır ve düzensizsiniz. Bu hafta bunları bir düzenleyelim. Yeni bir iş beklentinizle alakalı maillerde bazı krizler söz konusu olacak ve reddedilme gibi bir durumlarımız var. Vizemizi, pasaportumuzu, evrak ve devletle ilgili krizlerimizi bir an önce bu hafta çözmemiz lazım. Bu sizin Ekim-Kasım arasındaki işlerinize engel olacak. Şimdiden bunları başvurmanız gereken vizeniz varsa da başvurmanız gerektiğini uyarıyorum. Devlet ya da kurumsalda farklı bir değişim beklentiniz varsa acele ediyorsunuz. Ekim sonuna doğru siz zaten bu noktadasınız ama yeni farklı bir firmanın ayakları altında devam etmek istiyorsanız burada bir erkeğin desteğiyle birlikte bu kapınız hayırlı ve aydınlık. Hiç korkmanıza gerek yok. Gideceğiniz yolda da rütbeniz, başarınız daha keyifli olacak. Burası size artık keyif vermiyordu. Gideceğiniz yolculuğunuz açık olsun. Serbest ya da kendi işini yapan sevgili yaylar için alternatif teklifler, yani işinizi büyütme teklifi gelebilir, yerinize ortaklı teklifler söz konusu olsa da yerinizin bir ortağı değil, iyi bir işletmeyle sistemi daha doğru ilerletmeye ihtiyacı var. Kendi kendinize kazık atmayın, ortaklı bir durumunuz yok, işiniz daha büyüyecek, daha güzel oluşumlar sağlayacak gözüküyor. Muhasebe ofisiniz olabilir, iş ofisinizle alakalı yenilikler ve ani taşınmalar söz konusu olacak. Hukuk büronuz ya da sağlık alanında çalışıyorsanız ufak değişimler hem danışanlarınız için hem de müşterileriniz için daha renkli ve daha keyifli olacak. Çünkü uzun süredir buradan gitmek istiyordunuz. Yurt dışına yerleşme, yurt dışı ile ilgili fikirli olanlara uyardım. Evraklarınızda aksilikler söz konusu olabilir. Ama yurt dışı toplantılarınız ya da yapacağınız görüşmeler gayet başarılı. Ben bunda bir pürüz görmüyorum. Bu arada serbest bir alanda çalışıyorsunuz. Yer değişimi fikriniz varsa iptal ediyor. İptal. Çünkü uzun soluklu işsiz kalabilirsiniz. Yerinizi şimdiden kontrol edelim. İş mahkemesi, ailevi mahkeme gibi pürüzlerinizle ilgili çözümsüz gördüğünüz birçok nokta kendi ipini, kendi bağını kopartmış, aydınlanmış şekilde çözülecektir. Ve arazi, toprakla ilgili ailenize ait mallarla ilgili güzel satışlar gerçekleşecek. Ve siz hayal ettiğiniz araç ya da ev konumuzla ilgili de güzel fırsatlarınız var gözüküyor. Bu ara evimizde kim bekar, kim kısmetsiz diyorsanız renkli ve enerjisi yüksek bir hafta. Bu ara şansın ailenizde bekarlarımıza. Eğer dinleyen sevgili bekar takipçilerimiz varsa muhteşem bir ışık, yani güneş deyin, ay deyin, Rabbim deyin, bu ışık sizin kalbinizin tam ortasına yansıyacak. Ve o enerji o kadar güzel iyileşecek ki yaralı kalp artık gülümseyecek, dudak, enerji, her şey birbirine yansıyacak. Geçmiş ilişkinizle alakalı noktada da kriz yönetimi içerisindesiniz. Neyi yönettiğiniz belli değil, neyin savaşını verdiğiniz belli değil. Sizinle yürümeyecek bir insana amaçsızca savaş veriyorsunuz. Kes ve kurtul.
kangrensin. Bu kangren vücuduna yayılıyor ve seni zehirliyor. Artık yapmamalısın. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada bir gün ucu kaçmış bir firma, her iki tarafta çok mutsuz, alternatif iş yok ve mecburen idare ediyoruz. Biraz daha idareye devam. Çünkü bu firma sizi kaybetmek istemiyor ama sizi de onur etmiyor, bunu biliyorsunuz. Ve devamlı ekonomik krizden onları idare etmekten son 1,5 yıldır evreniz döndü. Evet, bir de bu ara şöyle kuzenler, aile içerisindeki tartışmalarda bir özür, kırgın olduğumuz kişiler evimize gelip helallik isteme evreleri söz konusu olacak. Bağışlayıcı Rabbimdir, siz affedin, Rabbim kararını versin diyorum sevgili takipçilerim. Bir de taşınma mezunumuz var. Gidelim mi kal, gidin, yeni enerji, yeni uğur, yeni kapınız size hayırlı olacak. Çünkü oturduğunuz mal sahibi açgözlü ve burası sizi mutlu etmeyecek. Kendi eviniz ise bile sizin eşiniz ve aranızda bir soğukluk enerjisi var. Bu evin enerjisi sizin ruhunuza yansımamış. O yüzden devamlı ev enerjisi yansıtıyorsunuz. Artık taşınmak size hayırlı olacak diyorum. Çocuklarınızla ilgili eğitim konusuna asla takılmayın. Acayip zekiler, acayip yaratıcılar, acayip kendini ispatlıyorlar. Boşuna disiplin veriyorsunuz. Onları biraz daha özgür bırakın, akışını daha rahat sağlasın diyorum. Sevgili ev hanımları, eşimiz ve çevremizdeki insanların bizi kıskanması ve ilişkinize zarar verecek dedikodulara maruz bıraktınız. Bunu toparlarken de acı çekiyorsunuz. Nasıl topar? Size bir şans var. Bu şansı doğru değerlendirin ki hem evliliğiniz hem de düzeniniz rahat etsin. Bir de eşinizin patavatsız konuşmaları sizi incitiyor. Zaten aldığımdan beri böyleydi. Neye üzülüyorsun? Bir ayağım gideyim diyor, bir ayağım kalayım diyor. Sen gitmeyeceksin, laftasın. En azından bir spor yap, yürüyüş yap, enerjini değiştir, o sülaleye kafayı takma, kendi yaptıklarının mutluluğunu tat, ne bileyim piyanoya git, kemana git, belediye kurslarına git, bağlamaya git, enerjin değişsin, hep aynı döngüdesin. Bir de kendi ailenizden size bir ev hakkı var. Erkek kardeşler arasında sıkıntılar oluşacak. Haklarınızı almayı unutmayın efendim. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda variz, damar ağrılarımız ve gece uykusuzluk, bacak sendromlarımız söz konusu olabilir. Bu konuda bir psikolog ya da psikiyatri size iyi gelecektir efendim. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ben yorumlarınıza bakıyorum, bakmıyorum zannetmeyin. Hepinize beğeni yapıyorum. Sevgili oğlaklar, iş Merkür artık kendi durağında ve kendi yoluna devam edecek. O Ekim ortasından sonra güneş tutulması var ciddi anlamda ve Mars gerilemesi söz konusu olacağı için sizin tıkanıklık, parasal konularımızla alakalı nokta bu hafta bunları çözmemiz gerekiyor. Çözmediğimiz takdirde biraz daha yıpratıcı bir ay enerjisi söz konusu olacak. Yeni iş, yeni oluşumlarla ilgili de rakip firma ya da rakip olduğumuz insanlar arasında büyük bir kaos ve büyük bir strateji sistemi var. Siz de bu stratejiyi doğru uyguladığınız takdirde başarınız var. Ekip arkadaşınız yan masanızın sevgisini devamlı sorguluyor. Ne yapacaksın sevgi hayatım? Eğitimine, işine, alanındaki noktaya odaklandı. Seni sevmeli değil, seni üst seviyor. Boş ver onları. Şu an çok güzel gireceğiniz bir toplantı ve projeler var. Bu projelerde başarı odaklanmanız var gözüküyor. Sadece sessiz sedasız sistemlere konsantre olun ve hiçbir şey vermeyin. Sırf ser vermeyin. Çünkü başarı sizin elinizde. Kurumsaldan daha farklı bir kurumsal, yurt dışı bağlantılı çalışmak isteyen sevgili oğlaklar için güzel teklifleri gözden geçirip doğru kapılarda size ışık gibi oluşacak. Bence siz bu hafta bunları, çünkü bunları yaparken biz Ocak, Şubat, Mart, yani Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın alt ve ekonomik yapısını oturtacaksınız. Bu da sizin en azından 6 aylık projenizin sistemi demektir. Yurt dışı seyahatlerimiz çok yoğun olabilir. Telefon trafiğimiz çok yoğun olabilir. Bu arada telefonunuz, bilgisayarınız bozulabilir. Bir bakım dönemi ise bunları halletmemiz gerekiyor. Pat diye bir toplantıda yarım kalabilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Devlette çalışıyorsanız, mevki alanında yardımcı müdür ya da müdürseniz burada bazı değişimler sizi farklı il ya da şehirlere, merkezlere yollanacaksınız. Şaşkın olmayın, bu sizin başarınızı da tebrik ediyorum diyorum. Kendi işinizle ilgili büyütmek, daha projeyi daha farklı ağlara yayma gibi durumunuz var. Bununla ilgili ortağınız ya da ekip arkadaşlarınız çok güzel bir başarı. Her geçen gün işinizde kollar büyüyecek, projeler büyüyecek. Siz paradan çok isim yapacaksınız ama sizin çok paraya ihtiyacınız var. Evet, bunun altyapısında satışları ve sistemi doğru değerlendirmek lazım.
Fabrika alanınız, alanında çalışan ya da fabrika sektöründe yetkili bir noktadaysanız, fabrikanızda herhangi bir yangın, iş yerinizde bazı karışıklıklar olabilir, dikkatli olmanızı öneriyorum diyorum. Ve iş mahkemesi ya da parayla alakalı bazı mahkemelerde red cevabı alabilirsiniz. Siz temize gitmeyi unutmayın. Bu hak sizin de. Orada bazı oyunlar var. Dosyalar sanki başkaları tarafından yönetiliyor. Siz davanıza devam edin. 3 yıl sonra bunu alacaksınız. Mücadeleniz devam. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin yurt dışı anlaşması, şehir dışı anlaşmasından kaynaklı bazı gerginlikler söz konusu olacak. Ya da siz farklı alanlarda çalışıyor olabilirsiniz. Mesafeler hafta sonu birlikte olabilirsiniz. Bu uzun soluklu böyle devam edecek. Siz de bu sisteme alışmıştınız. Ama eşiniz ve siz birbirinizi çok özlüyorsunuz. Dört gözle hafta sonunu bekliyorsunuz. Ve paranız hep yolda gidiyor. Geçmiş olsun diyelim. Ama güzel bir fırsatı Kasım sonu birlikte düzene geçişinizi tamamlayacak. Doğru süreç. Bir de farklı alanlara gitmek, doğuda görev yapıyorsanız, Akdeniz ya da Ege'ye geçmek istiyorsanız, burada çok bir bulunduğunuz nokta sizi İç Anadolu ya da farklı bir alan alsa da daha Ege vaktiniz için vaktiniz var diyorum. Bir de çalışan gençlerimiz bu ara bağımlılıklarımız olabilir, alkol, sigara, biraz emeğinizi gereksiz şeylerle harcamayın. Kendinize daha güzel eğitiminizin yarım kalan noktalarınızı tamamlamanız lazım. Mutsuz bir düzende devam eden enerjiniz sizi çok kasvete sokuyor. Lütfen bir adım için kendin için kitap oku, not yaz. O notları bir hafta sonra oku, neler yazmışım gör diyorum. Evet, ilişki konusunda mağdurum da mağdurum diyen oğlaklar, artık isyan bayrağı içerisindesiniz. Bence Ekim 15, Ekim 21 sizin için doğru süreç. Şu an bu duygularınızı, yaşadığınız krizleri biraz daha önlemeye ihtiyacınız var. Aşktan çok diyorum. Para olarak kredi kartı, kredilerle ilgili ödemelerde korkularınız olmasın. Evet, bunlarla ilgili bazı haciz ya da kiranız ve aksi olan sorunları yavaş yavaş çözüp kendinizi biraz daha yeşillendirmeye doğru gideceksiniz. Ailenizden büyük bir destek para konusunda ve size sunulacak bir ev desteği olabilir. Hiç gözünüzü kapatın, taşının diyor. Ev hanımları, özellikle aile binasında oturuyorsanız, kayınvalideniz, kayınpederinizle yan yana oturuyorsanız, burada büyük bir kriz var. Artık kaldıramıyorum diyorsun ama gidecek yeriniz yok, rica ediyorum. Duymayın, işitmeyin. Yani insan bu kadar yıl yaşayıp da bu ay mı sabredemedi? Sabredin lütfen. Özellikle TOKİ'ye de başvuruyorsanız, TOKİ ile ilgili ev başvurunuz varsa olumlu gözüküyor. Unutmayın diyorum. Güzel, olumlu yani. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktalarda şöyle söyleyeceğim. Bu genize takıntımız, sinüzit ve mide asitlerimiz bizi uykuda ediyor olabilir. Bunları bir düzenlememiz lazım. Son zamanlarda da kalsiyum depolarınızı, kan tahlillerinizi yaptırın lütfen. Vitamin eksikliklerimizden kaynaklı halsizlikleriniz var. Hoşçakalın, mutlu kalın. Sevgili kovalar, Merkür durağında ve kendi yoluna devam ediyor. Ve unutmayın ki yorum yazmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ben herkese tek tek kontrol ediyorum. Vallahi ediyorum, yemin ediyorum ediyorum. Evet sevgili kovalar, duygusal yönünüzde renklenme, sevgi ve aşka dokunacağınız bir hafta. Geri gelmesini istediğiniz, sizi yıpratan kim varsa bu hafta yüzleşme. Aynı şekilde işinizde sizi kıran, inciten, ayağınızı kaydıran insanlarla da yüzleşme haftanız var. Bayağı yüzleşirken hem egolarımız hem de ruhumuz şifa bulsa da incitmeden çözmemiz daha sağlıklı diyorum. İşinizdeki değişimlerle ilgili noktada biraz kararsız kalabilir. Bu teklifi değerlendirir miyim, değerlendirmeyeyim diye korkularınız olabilir. Gideceğiniz her nokta sizin için hayırlı. Önemli olan mutlu olacağınız enerjiyi çekin, seçin, orada yolunuza devam edin diyorum. Bir de özellikle kurumsal ve devlette yoğun tempoda çalışan sevgili kovalar için sürpriz teklifleri gözden geçirin ve yönetici ve üst düzey müdürlerinizden gelecek destek sizi basamak basamak hayallerinize doğru oluşturacak. Unutmayın ki Ekim ortasından sonra güneş tutulması var. Her yapacağınız,
ve Mars geri hareketine başlıyor. Her yapacağınız doğru anlaşma sizin 2023'ünüzün sonuna kadar kazancınızı belirleyecek. O yüzden şimdiden bu sistemi doğru odaklanmanız gerekiyor. Kendi işinizle alakalı hayalleriniz, planlarınız, bununla ilgili büyük projeleriniz var. Bu projeler için doğru adımlar ve startlar verdiniz. Sadece her iki tarafı yönetmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bence siz bu başarıya başarı katacaksınız. Evden çıkartmak istediğimiz ortaklı süreçlerle ilgili doğru bir hafta çıkması gereken ortak, işten çıkartmanız gereken personel ya da siz işten çıkmak istiyorsanız doğru bir zaman, bu gelecek yeni oluşumlar için de doğru altyapı oturtacaksınız. Dil eğitimi, yarım bıraktığınız eğitimlerle alakalı da kararlar doğrunuz var. Ama yurt dışı, şehir dışı diyaloglarımızda, yoğun konuşmalarımızda artı projeler içerisinde olurken projeleri başka rakipler tarafından kaybetme durumunuz var. Bu haftaki projeleri gözden ve sımsıkı diyalogları devam ettirmeniz gerekiyor. Sağlık ya da ilaç sektöründe çalışıyorsanız, hayvanlarla alakalı bir alanda sağlık sektöründe çalışıyorsanız, ani yer tutma, kendinize depo, iş yeri açma gibi fikri olan, sağlık sektöründe olan sevgili takipçilerim için doğru bir karar, ama özellikle sağlık alanında dosya ya da evrak ya da asistansanız burayı kaybetmemenizi öneriyorum. Çünkü siz burada daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Acele etmeyin lütfen. Bir de güzel bir ortaklı teklifinden çok dijital sahada yapacağımız güzel projeler için bir kadından alacağınız destek ve bu destekle birlikte kendi alanınızdan farklı kulvara geçip burada kendimizi daha iyi ispat. Mesela takı tasarımı, dekorasyon, kıyafet, belli şok ilginiz varsa bunu yapın. Bir de bu aralar sosyal ağlarda çok fazla dolanıyorsunuz, birine inanıp zarar görebilirsiniz, dikkatli olun. Aşk konusunda da sosyal ağlardan gelecek yeniliklere inanmayın, zarar göreceksiniz diyorum. Geçmiş ilişkinizle ilgili kırgınlıklar yavaş yavaş iyileşmeye doğru giderken içinizdeki öfke ve affetme duygusu asla bitmedi. Hakkınızda, enerjinizde helal etmiyorsunuz ama size helal bir insan geliyor. Hadi hayırlı olsun diyorum. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı düşünceleriniz daha güzel noktaya doğru ilerliyor. Ona sürprizler, aile içerisinde tanıştırma, aramızdaki bağın daha güçlü olduğu ile ilgili konuşmalar her iki tarafa da mutluluk verecek. Yalnız yarım kaldığını düşündüğünüz dil eğitiminiz, yüksek lisansınızla ilgili de başvurularınızla ilgili gecikmemeniz gerekiyor. Çünkü 2023'ün altyapısı bunlar için doğru bir süreç. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı, evet, özellikle kadın çalışan evli çiftlerimize sesliyorum. Eğer ki yerinizde değişim, yardımcı konumdaysanız yeriniz hayırlı olsun diyorum. Beyler aynı şekilde devam edeceksiniz ama maaş konusundaki bütçenizde değişimler söz konusu olacak. Ama bu da size iyi gelecek, ama ilişkideki soğuklukları da her iki taraf iş temposundan kaynaklı vakit ayıramıyor olabilirsiniz. Hadi vakit zaman diyorum. Hatta çocuklarımızla hafta sonu gayet keyifli, güzel ve ilişkimizdeki yaşanan krizi de önlemeye doğru gideceğiz. Bazı kovalarda boşanma sözleri ve aileden destek bekliyorsunuz. Kimse destek vermediği için hani hareket edemediğiniz gözüküyor ama destek döneminiz var. Ve bu burada sözlü şiddet yaşadığınız bazı karışıklıklar sizi çok fazla yıpratıyor. O yüzden artık söze hakim kalamayıp kendi yolunuzu belirleyeceksiniz. Sevgili ev hanımları, kendinizi seviyorsunuz, evinizi seviyorsunuz, bu ara evdeki rengi seviyorsunuz, her şey güzel giderken eşinizin suratsız tavrı, telefonla çabuk ilgilenmesi, dijital alanlarda bağlantı kurmasından şüpheleriniz var. Gizli bir takip alalım, bir hata yok ama siz böyle bir enerjiye girdiniz, hadi bir takip edin diyorum. Bir de çocuklarımızla alakalı, özellikle iki kız bir oğlan ya da iki erkek bir kızınız varsa bir mal konumuz var ve çocuklarımıza eşimizin de ortak kararla birlikte yapacağı bir ev niyetimiz var, arsa üstüne. Destekli bir şekilde yapacaksınız efendim. Sağlık olarak özellikle ön dişlerde kanamalar, diş eti iltihaplanmalar, ağızda aflarımız söz konusu, mideden kaynaklı ağız kokularımız olabilir. İhmal etmeyin efendim. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, Merkür kendi hareketine doğru ilerlemeye başlıyor. Ve Mars geri hareketine Ekim sonu güneş tutulması var. Ekim 22-23'ünden sonra şimdiden altyapınızla alakalı kusurlu gördüğünüz, sizi yoran ne varsa bunları gözden geçirmemek lazım. Aksilikler, pürüzlerle ilgili yaşanacak
sorunları bir an önce tetikleyerek altyapımızı, evrak, eksik, işle ilgili yaşadığımız her evreye dikkatli olalım. Çünkü bu dikkat sizin Kasım ve Aralık'taki konumunuz, mertebeniz ve 2023'e nasıl başlayacağınızla alakalı bir tutulma olacağı için siz iş konularınız, miras konularınız, mal konularınızla alakalı ve evrak konularınızla alakalı daha tetik, daha doğru, daha yazılımları doğru ifade etmemiz lazım. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız işinizden istifa edeceksiniz. Daha serbest bir meslek yapıp kendi yolunuzu belirlemek istiyorsunuz. Çünkü buranın kendi içindeki ekonomik krizleri sizi çok fazla depresyona itti. O yüzden istifa durumunuz söz konusu olabilir. Biraz daha düşünse miydiniz? Şu güneş tutulması bittikten sonra karar verseniz daha sağlıklı olacağını uyarı veriyorum. Devlette çalışıyorsanız yer konumunuzla ilgili rahatsızlığı, ulaşım konumlarıyla alakalı sıkıntılarımız var. Bu yüzden yerinizi daha yakın bir noktama isteme gibi durumunuz var. Bu olumlu gözüküyor, bunun için başvuru yapabilirsiniz. Serbest bir alanda kendinize yenilik yaratmak istiyorsanız, bence siz bu Ekim'i bitirin. Evet, başarılar, odaklanmalar, sistemler var ama aceleciliğiniz ve değişken fikirleriniz yüzünden ve devamlı duygu değişikliğinizden kaynaklı korkularım oluştu sizinle ilgili. Daha mantıklı bu dönem bir ay boyunca şu güneş tutulmasını bir geçirelim. Çünkü bu güneş tutulması 6 ay devam edecek bir süreç olacağı için ve bu da sizin hayatınızı 6 ay boyunca nereyi yapmanız, neyi yapmamanızla ilgili tetiklenecek. İşi bırakmayın demek istiyorum. Sözün özün kısası bu aslında. Yani sağlam noktaları, gözünüz kararıp gitme kafasından çıkın diyorum. Bir de ortaklı iş ve aileye ait ortaklı mallarla ilgili net çözümler kararı içerisindesiniz ve zorluyorsunuz insanları. Baskı içerisindesiniz. Bu baskıyı da bırakın, o yerler daha kıymetli. 2023 ve 2024 satılması sizin haneniz ve bereketiniz için daha sağlıklı gözüküyor. Ama bir toprak var, devletle alakalı uzun süredir devam eden bir mahkemenizle alakalı. Çünkü devlet yasal mahkemeniz duyuyor ama devletteki arsanız haritanın içerisine döndürüyor. Bu da demektir ki siz bu noktayı alacaksınız ve bu noktanın sonucu sizin hanenize büyük bir bereket ve aydınlanma yaşayacak. Çok sabrettiniz, artık buranıza kağıtlar geldi. Ekonomik borç sıkıntılar, yaşadığınız stresli insanlarla iletişimde hırçın tavırlarınız. Evet, güçlenmeye doğru gideceksiniz ama şu Ekim'i atlatmanız lazım. Duygusal olarak böyle daha aşkı dolu dolu yaşayacağız. Sevgiyi daha derinden hissedeceğimiz bir hafta ve çalışan çiftlerde bir boşanma radikalliği var. Bence bir ilişkiyi boşuna yıpratmayın. Bu ara çok yoğun tempoda bekar çalışanlar için etrafınızdaki enerjiler size daha dikkatli bakıyor. Siz de gözünüzü dört açın. Eski ilişkinizin geri adım atma gibi bir ileri bir geri giden mesaj yazması var. Ne hissediyor diye kafayı yediniz iyicene. Onun duygusallığı var, cesareti yok. Çünkü aynı başta tıkanmak istemiyor. Bunun verdiği bir, böyle bir sorunla. Bir de sizin son zamanlarda arkadaşlarınız, çevrenizde çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Bu vakit evdeki düzeninizi, iş hayatınızı, çevrenizdeki insanları etkiliyor. Biraz daha ev düzenimizi, hayatımızdaki insanlarla vakit ayırmamız daha sağlıklı diyorum sevgili balık burçlarım. Evet balıklar, bu ara dijital sahalarda yapacağınız ekstra kazançlar, işiniz dışında gelecek paralar da gücünüze güç katacak. O yüzden sosyal ağlarda ne satım alım yapıyorsanız doğru bir evre. Bir de evlenme teklifiyle ilgili kararsızsınız. Hadi gözünü kapat, ona o hediyeyi ver ve mutluluğun tadını çıkart diyorum. Dedim bile. Sevgili gençler, bu ara eğitim konularınız ve yaşadığınız bazı krizlerden kaynaklı eve geç gitmeler, yalan söylemeler söz konusu. Çocuklarınızı bu konuda gözden geçirmenizi öneriyorum. Önerdim bile diyorum. Evet, bu arada sevgili ev hanımları, en önemli şey evinizin uzun süredir tapusuyla alakalı krizleriniz vardı. Eşinizin söylediği yalanlar, yapılan olaylar sizi çok mutsuz etmeye başlamıştı. Tapunuz hayırlı ve uğurlu olsun. İstediğiniz enerji size doğru gelecek. Bir de uzun süredir evden çıkmak isteyen ve evini değiştirmek isteyen sevgili balıklar, gideceğiniz nokta çok yüklü bir evre olacak. Ödemede zorluk çekebilirsiniz ama buranın laneti sanki üstünüze yapışmış gibi, gitmeniz bir noktada da hayırlı gözüküyor. Evet, çocuk niyetiniz, çocuklarınızla ilgili kaygılarınız varsa onların gelecek hayatı yurt dışı ve sizin de yurt dışı ile ilgili altyapılar, oturtma sisteminiz var. Korkmanıza gerek yok. Ani bir boşanma kararı verecek balıklar. Anlaşmalı şekilde yollara ayıracaksınız çocuklarınızı mağdur etmeden diyorum. Sağlık olarak özellikle bu ara vücutta ödem, şişme, böyle her yeriniz şişiyormuş gibi olabilir. Bir şeker ve tansiyonunuzu kontrol ederseniz sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.